Merhaba, ben yıllardır Fatih Dadelen'i Feyyaz üzerinden, durumlar üzerinden takip ettim. Açıkçası benim için çok büyük bir hayaldi, belki imkansız olabilecek bir şeydi. Uzun süre düşündüm, 5 yıla kadar sadece düşünmekle yetinebildim. Benim için çok zordu çünkü asgari ücretle çalışıp bir şeyleri elde edip de bir hayal kurabilmek bizim için çok zordu. Daha sonra neden olmasın dedim. Sadece bir mesaj attım. Daha sonra Ceylan sağ olsun çok iyi ilgilendi. Ve daha sonra benim için gerçekten yapılabilmesi için benden o kadar çok fazla uğraştı ki ona buradan çok teşekkür ederim. Daha sonra Fatih Hocam sağ olsun gerçekten hayatımda belki hayalini kurduğum şeylerin olmayacak, olabilmeyecek belki de hayallerimi gerçekleştirdi ve şu an gerçekten çok mutluyum. Evet çok korktum, gerçekten aşırı korktum. Birçok arkadaşıma sordum sürekli, nerede yaptırdın, kime yaptırdın, nasıldı, nasıl geçti, ağrısı var mı? Ve 2 ay belki arkasına 7 yastıkla oturup da kalkamayan insanlar, elini kolunu kaldıramayan insanlar. O kadar korkmuştum ki gerçekten vazgeçmeyi bile düşündüm. Son anda her şeyim tamamdı. Uçak biletini aldım ve sabah gideceğim. Emin misin? O zaman kadar bir tane heyecanım yoktu çünkü emindim. Evet, Fatih Dadelen'di çünkü. Kesinlikle emindim ama sadece şunda bir heyecan yaşadım. Yarın gideceksin. Yarın uçağa binip gideceksin, ameliyat olacaksın. Yani aslında hayallerin gerçekleşiyor, bundan emin misin? Yani aslında bu kadar basit olmasına rağmen biz kendimizce zorlaştırıyoruz. Ve bence gelin siz de gülümseyin. Peki ne ameliyat oldunuz? Ben nemoprotez oldum. 295 cc. Normalde benim göğüslerim hemen yoktu ve dümdüzdü, aynı erkek gibiydim. Ve ben tiyatro oyuncusuyken bile çoğu zaman sürgeni takmıyordum çünkü varla yok arası bir şeydi benim için. Erkek kılığına çok girdim bu yüzden. Çok da güzel, başarılıydım erkek rollerinde. Ama kendi kadınlığımı koymak istedim aslında sadece. Hani istediğim o sürgenleri gerçekten takabilmek istedim. Rengine bakıyordum, o kadar hoşuma gidiyordu ki o vitrinlerde. Ama sadece 2 rengini takabildim ya da 3 rengini. Belli bir klaslara sahip olarak mavi destekli, işte altında mutlaka demiri olacak. Ve çok zordu gerçekten. Yani sadece orada bakıp da istediğini alamamak. Sadece 2 tane, şu an çekmeyeceğim alsanız 3 tane ya da 4 tanedir. O da kesin hepsi aynı seyredir falan. Şimdi ilk yapacağım iş çamaşırları, bütün içinde kalan ne varsa hepsini alacağım ve onları giyeceğim. Hepsini. Aynısızlığınız yok. Ne kadar süre geçti? Pazartesi günü saat 4.30 civarında ameliyat oldum. Bugün Cuma. Şu an saatinde 4.30-5'e geliyor. Şu an çok iyiyim. Yani herhangi bir... Evet, çok az ağrı var ama hani ya sonuçta bıçak altına giriyoruz. Hani bu ağrıda bile eğer bir şeyler yapabiliyorsak bu kadar. Hani arkadaşımda kaldım. Sağ olsun Ayşenciğimde kaldım. Onun evinde kalsam bile hani mutfağa girdim. Kahvaltı hazırladım. Onunla beraber işte yemekler yaptık. Evi temizledik. Yani çok rahattım. Öyle hani çok... Evet, çok nadiren kendimi biraz zorladım ben. Fazla idman yaptım. Hani daha iyisini yapmam gerekiyor dedim beklenti olarak kendime. Çünkü bunu yapabildiysem onu da dedim aşmam gerekiyor. Fazla idman yaptım ama şu an rahatım. Yani o birazcık ağrım oldu ama çok değildi yani. Fazla zorladığım için de. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sizlere. İyi ki sizlerle tanışmışım ve iyi ki de Dora Hospital'ı tercih etmişim. Tekrar bekliyoruz artık o zaman. Tekrar geleceğim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, sağ olun.